Uzun süredir sizlere Cloud Gaming servisi tanıttığım bir video ile gelememiştim. Bugün de karşınıza aslında bize Cloud Gaming'den daha fazlasını vaat eden bir servis ile çıkmak istiyorum. Shadow Cloud Servis. Shadow'a geçmeden önce ise sizden ufak bir ricam olacak. Bu ricanın sebebini de şu şekilde anlatayım. Bu videoyu hazırlarken Shadow ile alakalı bilmediğim birkaç soru vardı ve Shadow yetkilileriyle, destek sorumlularıyla birkaç yazışmam oldu ve bu yazışmada Türkiye'ye ne zaman geleceklerini sorduğumda bana net bir tarih vermediler. Fakat bizim bu tarihi öne çekmemiz için Türkiye'den bize taleplerin yoğun bir şekilde gelmesi gerekiyor dediler. İşte tam bu sebeple ben de sizden bu konuda ricada bulunmak istiyorum. Açıklamada yazacağım linkin içine tıklayarak Shadow'un Türkiye'ye gelmesi konusunda desteğinizi ve taleplerinizi iletmeniz konusunda desteğinizi ben rica ediyorum. Bu videoyu ne kadar çok kişi izlerse bu talebi o kadar çok kişi yapacağı için sizlerden ayrıca özel ricamdır. Bu videoyu sonuna kadar izleyip videoyu beğenin, yorum yapın ve mümkünse arkadaşlarınızla paylaşın. Böyle bir hareket başlatalım istiyorum diyerek artık Shadow'a geçebiliriz. Shadow konusunda ben aslında ilk konuyu Shadow'un diğer cloud gaming servislerinden farkına geleceğim. Aslında bu çok büyük bir fark. Çünkü şöyle söyleyebilirim ki Shadow bir cloud gaming servisi değil, bir cloud computing servisi. Yani bu ne anlama geliyor? Cloud computing'de bize bir bilgisayar kiralanıyor. Yani bize ait, bize özel bir bilgisayar veriyor Shadow. Konuyu daha da açmam gerekirse mesela GeForce Now ya da Stadia ya da PlayStation Now herhangi bir cloud gaming servisini açtığınızda arayüzde oyunların olduğu bir ekran geliyor karşımıza ve biz bu oyuna tıkladığımızda bu oyuna girebiliyoruz. Shadow'da ise tam tersi, biz Shadow'a tıkladığımız anda bize başka bir masaüstü geliyor. Yani bizim kullanabileceğimiz tamamen bize ait bir bilgisayar ekranı. Bununla ilgili şöyle bir örnek vereyim. Kendinize çok güzel özelliklerde bir bilgisayar topladığınızı düşünün ve bu bilgisayarı evinize getirdiniz, kurdunuz ve kullanmaya başladınız. Bu bilgisayarınızda ne yapabiliyorsanız aynısını Shadow'da da yapabiliyorsunuz. Oyun oynayabilirsiniz. Zaten oyun konusunda da ayrıca bir güzelliği var. Şimdiye kadar hep böyle GeForce Now için, Stadia için hep şunu konuştuk. Bu oyun kütüphanesinde şöyle eksiklikler var, böyle geliştirilmesi lazım, bu oyunların gelmesi lazım, şu oyunların gitmesi lazım gibi konular Shadow için geçerli değil. Çünkü Steam, Epic ya da diğer launcherlarla alakalı launcherları yükleyip PC'de oynayabileceğiniz tüm oyunları oynayabiliyorsunuz. Sadece oyun oynamak değil, video çekebilirsiniz, editleyebilirsiniz, montajlayabilirsiniz, YouTube'a koyabilirsiniz, elektronik müzik yapabilirsiniz, sosyal medyada gezinebilirsiniz, YouTube izleyebilirsiniz, Netflix, dizi, film, aklınıza yani kendi PC'nizde ne yapabiliyorsanız hepsini yapabileceğiniz bir servis. Yani bize özetle sadece bize ait bir bilgisayar sunuyor. Yapılacakların sınırı yok derken aslında tabii ki de sınır var. Çünkü kendi bilgisayarımızda biraz daha riyakar davranıp mesela korsan oyun, korsan program kullanabiliyoruz. Fakat korsan konusu kesinlikle Shadow bilgisayarların içerisinde yasak. Aslında sorduğum soruya istinaden bununla ilgili özel engelleyici bir program, bir sistem olmadığını belirtti arkadaş. Fakat çok sık şekilde denetlendiklerini ve özellikle Almanya'da, Amerika'da bu konuda çok sıkı, katı kurallar olduğu için büyük cezaların geldiğinde belirtti. Bu sebeple Shadow Cloud içerisinde korsan kullanmak çok çok büyük bir risk. Sadece korsan değil, bunun haricinde illegal olan herhangi bir şeyi de bu Shadow bilgisayarlarda kullanamıyoruz. Bunun içerisinde işte illegal bahis, kumar siteleri gibi şeyler de dahil. Fakat maalesef resmi olarak bu servis Türkiye'de henüz yok. Zaten videonun başında bu sebeple sizden bu ricada bulunmuştum. Fakat ben internette araştırdığım kadarıyla bu servisin Türkiye'de oturanlar, Türkiye'de yaşayanlar tarafından kullanıldığına da rastladım. Kullanıldığına şahit oldum. Ki bunlarla alakalı yorumlar ararken şanslıyım ki bir arkadaş Instagram'dan beni buldu ve Shadow'la alakalı video çekmemi rica etti benden. Ki ben de bulmuşken o arkadaşı kullanıp kullanmadığını sordum. Kullandığını söyledi. Avantajları, dezavantajları, ne gibi sıkıntılar, sorunlar var. Bunlarla alakalı bilgi aldım. Kendisine de bu sebeple teşekkür ederim verdiği bilgi için. Şöyle söyleyeyim. Arkadaş ilk önce Amerika sunucularından almış. Amerika sunucularında 120 milisaniye civarında bir pingle karşılaşmış. Buna rağmen herhangi bir sıkıntı yaşamadığını söylüyor. Sonrasında ise Fransa serverından almış. Fransa sunucularında çok çok daha iyi sonuç aldığını, yaklaşık 50-60 milisaniye ping ile çalıştığını belirtiyor. Ki bizim GeForce Now'da da ya da diğer cloud gaming servislerinde de aşağı yukarı 50-60 milisaniye arasında ping aldığımızda belirtmek isterim. Bunun haricinde internette bununla alakalı yazan iki arkadaşa, iki kişiye daha rastladım. Bir tanesi Amerika sunucularındaki gecikme
gecikmenin çok fazla olduğunu, bu sistemin iyi olmadığını yazmış. Diğeri ise Avrupa'da sunucular için çok beklediğini ama kesinlikle buna değdiğini yazmış. Bunun haricinde farklı bir performans ile alakalı bir yorum, bir şey bulamadım. Fakat ben dediğim gibi o Instagram'dan bana yazan arkadaşın söylediklerine gayet ikna oldum. Ben de bunu deneyip zaten sizlerle de paylaşmak istiyorum sonuçları. İsterseniz bir de ayrıntılara bakalım. Ayrıntılarla beraber bu servis nasıl bir servismiş, ne kadar üyelik ücreti varmış gibi konulara ekran başında devam edelim. Evet, karşınızda Shadow'un ana sayfasındayız şu an. Burada dediği üzere yeni bilgisayarınız artık bulutta diyor. Burada bize vaat ettiklerine bakalım isterseniz. 4K 60 FPS performans vaat ediyor ya da 1080p'de 144 FPS'e kadar çıkabildiğini belirtiyor. Bunun haricinde gecikmenin oldukça düşük olduğunu söylüyor. Bizim kendi klavye, mouse, gamepad, mikrofon ve bu kulaklığımızı, oyun kulaklığımızı kullanabileceğimizi belirtiyor. Bunun haricinde zaten az önce de söylemiştik, en büyük farkı PC'de yükleyebileceğiniz, sahip olduğunuz tüm ama tüm programları bu bilgisayar üzerine yükleyebiliyorsunuz. İsterseniz şimdi fiyat kısmına geçelim. Fiyat kısmına geldiğimizde beni Almanya'ya yönlendirdi. Muhtemelen bu adresi Almanya'ya en yakın görür. Daha önceden girdiğimde Fransa'ya yönlendirmişti. Değişebiliyor. Onunla alakalı hem Fransa hem Almanya konusunu konuşacağız ama ben ilk önce Amerika tarafına gelmek istiyorum. Çünkü Amerika tarafında oldukça güzel bir fiyat bizi karşılıyor. Fakat dezavantajı da var. Onlardan da bahsetmek isterim. Şimdi baktığınızda aylık $15, yıllık abone olursanız aylık $12'a gelen, yani toplam $144'luk bir rakam ile yıllık abone olabiliyorsunuz. Abone olduğumuzda direkt olarak kullanamıyoruz maalesef bu servisi. Bize bir sunucu, bir bilgisayar hazırlıyorlar ve bu bilgisayarı kullanabileceğimiz tarihte şurada yazıyor gördüğünüz üzere. 29 Mart 2021 tarihinden itibaren biz kullanabiliyoruz. Burada seçtiğimiz plana göre. Eğer aylık seçersek bizden parayı şimdi alıyor. 29 Mart'a kadar bizi bekletiyor. 29 Mart'ta artık bilgisayarınız hazırdır diye bize bir mail geliyor ve biz birazdan göstereceğim şekilde uygulamayı indiriyoruz. Açtıktan sonra bilgisayarı kullanabiliyoruz. 29 Nisan olduğunda eğer iptal etmezsek ikinci $15. Sonra her ayın 29'unda olmak üzere $15 bizden kesiyorlar. Fakat yıllıkta ise şöyle oluyor. Sizden bir kere de bu parayı kesiyor. $144 ödüyorsunuz. 29 Mart'a kadar bekliyorsunuz. 29 Mart'tan itibaren bir sonraki 2022'nin 29 Mart'ına kadar kullanıyorsunuz. Eğer iptal etmezseniz yine yıllık olarak sizden almaya devam ediyor. İptal ederseniz hak ediş tarihinize kadar kullanıyorsunuz. Sonrasında erişiminiz iptal oluyor. İptal olduktan sonra da üye olmaya çalıştığınızda o zamanki uygunluk tarihini beklemek durumundasınız. Şimdi diğer fiyatlara zaten geleceğiz ama Amerika fiyatları özellikle yıllık yaparsak çok çok daha uygun fiyata geliyor. Ayrıca buradaki bekleme süremiz oldukça kısa. Diğer Avrupa sunucularına göre kıyaslıyorum bu arada. Şöyle bir durum var. Mesela PlayStation Now'da nereden üye olursak olalım en yakın sunucuya bağlanıyorduk ya. İşte burada öyle değil. Nereden üye olursak en yakın olan sunucuya bağlanmak zorundayız. Eğer özellikle oyun oynuyorsak Amerika sunucularını tavsiye etmiyorum ki özellikle GeForce Now'da sıra beklememek adına Amerika sunucularını seçip hiç sıra beklemediğini söyleyen kişilere rastlıyorum. Benim tavsiye ettiğim bir durum değil. Gecikme gerçekten hissedilir derecede yaşanıyor. Onun için ben Avrupa tarafına geçiyorum. Bize en yakın, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, Avrupa'ya geçmeden önce şöyle Fransa'yı açayım. Avrupa'da iki tane sunucusu var. Bir tanesi Paris'te, bir tanesi Amsterdam'da. Paris bize daha yakın. Ben zaten bunu performans testlerinden de görebiliyorum. Sizlerle de paylaşırım zaten o testleri. Bunun haricinde bir de Amsterdam var. Şimdi Fransa'dan devam edeceğim. Fransa'da eğer aylık yaparsak 14.99 euro, yani 15 euroya aylık üye olabiliyoruz. Eğer yıllık yaparsak 12.99 euroya geliyor aylık fiyat. Bu da yaklaşık yıllık 155 euro civarına geliyor. TL'ye çevirdiğimizde 1450 lira bugünün kuruyla. Bugün 10 Ocak bu arada. Diğer cloud gaming servisleriyle kıyasladığınızda biraz daha pahalı gelebilir. Ama bu kıyaslama elma ile armut arasındaki kıyaslama gibi olur. Çünkü bu servis size tam olarak bir bilgisayar veriyor. Yani bilgisayarda yapabileceğiniz her şeyi yapabildiğiniz bir servis. Onun için tam olarak cloud gaming servisleriyle kıyaslamak bence doğru değil. Burada da bu iki plandan birini seçip üye olursam 30 Ağustos 2021 tarihine kadar beklemek zorundayım. Şimdi diğer sunucu tarafına da bakalım isterseniz. Onun için de Almanya'ya bakalım. Fiyatlar tamamen aynı. Bunda yaklaşık 2 ay daha erken PC'ye, yani bilgisayara ulaşabiliyoruz. 24 Haziran 2021 tarihinde. Fakat Amsterdam'la Paris arasında çok küçük de olsa ping farkı var. Siz bunu fark edebilir misiniz bile? Emin değilim.
Dolayısıyla 2 ay daha fazla beklememek adına Almanya seçilebilir diye düşünüyorum. Şimdi diğer konulara gelelim. İngilizceye çevirelim ki herkes anlasın. Şimdi tek spek, dediğim gibi bu serviste bize bir bilgisayar veriliyor. Bize verdiği bilgisayarın özelliklerini burada saymışlar. Şimdi ekran kartı GeForce GTX 1080 veriyor bize. Ya da bunun eşdeğeri demiş. Muhtemelen işte AMD'de RX 580 de yanlış hatırlamıyorsam ki o da iyi bir karttır. 1080 ile mevcut tüm oyunları high görüntü kalitesi, yani yüksek görüntü kalitesinde oynayabileceğinizi ben söylerim. Bunun tek dezavantajı RTX desteği olmaması. Onunla alakalı da zaten birazdan aşağıda konuşacağız. İşlemciye geldiğimizde 3.5 GHz, 4 core ve 8 çekirdekli bize bir işlemci veriyor. Bu da yine i7 ya da i5'in son nesillerine denk geliyor. Aynı şekilde Ryzen 7'nin de eşdeğer olduğu bir şey. Şu iki özellik tek başına bakıldığında zaten şu an piyasadaki tüm oyunları oynamaya yeter. RAM 12, keşke 16 olsaymış ama 12 de bence gayet yeterli. Storage 256 GB bize SSD veriyor. İşte bence en büyük dezavantajlarından bir tanesi bu. Çünkü 256'ya Windows yüklendiğinde aşağı yukarı bize 210-220 GB kadar bir alan kalıyor. Bu da şu anlama geliyor. Örnek veriyorum, Red Dead Redemption yüklediniz. Bunun yanına Cyberpunk yükleyemiyorsunuz. Ya da örnek veriyorum, Call of Duty Warzone yüklediniz. Bunun yanına Assassin's Creed Valhalla yükleyemiyorsunuz. Yani 220 GB büyük iki tane oyunu yükleyemeyeceğiniz bir alan. Ama üstüne para vererek arttırabiliyorsunuz. Şu an sitede onunla alakalı bir bilgi yok. Fakat ben onu da sordum. Arttırma seçeneği SSD şeklinde değil, hard disk şeklinde. 512 GB hard disk arttırır eğer üstüne 2.99 dolar vermeniz gerekiyor. Avrupa'da da bu 2.99 euroya tekabül edecek. Değer mi değmez mi siz kendiniz bilirsiniz. 64 bit Windows ile geliyor. Windows Home mu Windows Pro mu bununla da alakalı bir bilgimiz şu an için yok. Fakat ileride daha gelişmiş versiyonlarının da geleceği, hatta çok kısa süre içerisinde geleceği söyleniyor. Bunlardan bir tanesi Shadow Ultra. Shadow Ultra'nın aslında daha önceki sürelerde bunların da fiyatlarını belirtiyorlardı fakat kaldırmışlar sonradan. Ben baştan söyleyeyim, bu Shadow Ultra 30 dolardı, bu Shadow Infinitive 40 dolardı. Şu an göstermiyorlar bununla alakalı. Şimdi bize vaat ettiği şeyler bu. Bunun haricinde burada yazmasa da çok önemli bir konu vaat ediyor. Eğer biz bu bilgisayarı kullanırsak bizim download hızımız 1 gigabit. Gigabit ya da gigabit artık hangisini kullanıyorsanız. Upload hızımız da 100 megabit. Şimdi sistem gereksinimlere gelelim isterseniz. Sistem gereksinimlerde ilk sırada 15 megabit download istiyor. İsterseniz buradan test my connection diyebilirsiniz. Zaten az önce size belirttiğim Fransa ve Amsterdam sonucularındaki farkı da ben buradan gördüm. Aynı şekilde Amerika seçip de yapabilirsiniz ama Amerika'da 120, 140, 160'lara kadar çıkıyor. 15 megabit gerekiyor. Burada da pingin 30 milisaniye olması lazım. Fakat benim dediğim gibi Paris'te en iyi gördüğüm 52 milisaniyeydi. Fakat bunun da çok sıkıntı olacağını sanmıyorum. Bu servisi Windows'ta, Mac bilgisayarlarda, Linux'te kullanabiliyoruz. Sanırım Linux'te başka kullanılabilen servis şu an için yok. GeForce Now bildiğim kadarıyla Linux'ta yoktu hala. Android'te kullanabiliyoruz. Android TV'lerde kullanabiliyoruz. iOS, iOS TV'lerde kullanabiliyoruz. Windows için burada minimum ve önerilen söylenmiş. Windows 10 olması öneriliyor ama 8.1'de de çalışıyor. İşlemci olarak baktığımızda 2.6 GHz hıza sahip işlemci önerilenken 1.6 ile de ben çalışırım diyor bu servis. RAM olarak 4 GB önerilen fakat 2 GB'den itibaren çalışırım diyor. Yine aynı şekilde ekran kartı ile alakalı DirectX 11 ve üzerini desteklemesi önerilenken 9G ve üzeri kullanılabilir anlamına geliyor. İsterseniz bir de Android'e bakalım. Android'de 5 ve üzerine çalışırım diyor ama bağlantı 5 GHz olması çok önemli ve Android 8 olursa çok çok daha iyi çalışırım diyor. iOS'a gelirsek eğer iOS 11 ve üzeri çalışıyor fakat 13 ve üzeri daha iyi çalışıyor. Şimdi download kısmına gelirsek, download kısmı yine birçok cloud gaming servisi 32 bit bilgisayarlarda çalışmıyor bildiğiniz üzere. Bu çalışıyor. Bunun güzel yanlarından bir tanesi bu. Eğer bilgisayarınız 32 bit ise kullanabildiğiniz tek servis bu. 64 bit ise de buna tıklıyorsunuz. Eğer Mac ise ya da Linux kullanıyorsanız bunlara tıklayıp alabilirsiniz. Ben üye olmayı deneyeceğim. Üye olurken de sizinle beraber üye olmayı deneyeceğim. İlk geldiğinde yine ilk testi sizinle beraber yapacağım. Videonun başında
sizden bir ricada bulunmuştum hatırlarsanız. Şu support kısmında help center ya da community forum kısmından taleplerinizi iletebilirsiniz. Özellikle community forum kısmını oldukça kullanıyorlar. Evet, benim Shadow ile alakalı anlatacaklarım bu kadardı. Videonun başındaki ricamı ben tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu videoyu ne kadar çok kişiye ulaştırıp ne kadar çok kişinin Shadow'a talep etmesini sağlarsak 3-5 sene beklemek yerine belki 2022'de belki 2021 yılı içerisinde Shadow bizim için ulaşılabilir bir servis olacak. Ne kadar gelmese de ben Shadow ile alakalı hem üye olma hem de ilk geldiği zaman ilk testi sizinle beraber yapacağım bir video ile geleceğim. Kaçırmamak için takipte kalın. Hoşça kalın.